Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Deniz Feneri'nde birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Bu hafta bir komşumuzu, bir kardeş bir ülkeyi, o kardeş ülke içinden bir kardeşler topluluğunu anacağız. Onların kulaklarını çınlatacağız. Irak'a gideceğiz misafirlerimizle. Kerkük'te bu yıl kurban kesimlerinde Deniz Feneri'ni temsil eden Deniz Feneri gönüllüsü olarak hazır bulunan iki misafirimizi stüdyomuza ağırlıyoruz. Onlarla izlenimlerini, gördüklerini, yaşadıklarını birlikte izleyeceğiz. Ama programda başlarken önce VTR izliyoruz. Onların o gördüklerinden bir özeti, özetin özetini birlikte izliyoruz. Sonra sohbetimize başlayacağız. Deniz Feneri Derneği, Irak Türkmenlerini yalnız bırakmıyor. Yurt dışında 32 ülkede vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, Irak'ta da 280 hisse kurban kesti. Dernek, yurt dışındaki kesimleri, partner kuruluşlar ve Türkiye'den giden gönüllüleri eliyle gerçekleştirdi. Irak'ta hayırseverlerimizin 420 hisse kurbanına, gönüllülerimiz Öztürk Gündüz ve Murat Özaydın bizzat vekalet etti. Deniz Feneri, geçtiğimiz aylarda Irak Türkmenlerine bir tır yardım malzemesi de göndermişti. Deniz Feneri Derneği'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan genel merkezinde yüklemesi yapılan bir tır yardım, Türkmenlere ulaştırılmak üzere Kerkük'e gönderildi. 400 takım gıda, 400 takım temizlik seti, 400 aileye muhtelif giyim malzemesi ve mutfak malzemesinden oluşan toplam değeri 600 bin lirayı bulan yardımlarla 400 Türkmen aileye iyilik eli uzatılmış oldu. Gönderilen yardımlar, uzun süredir partner kuruluşumuz olan Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği eliyle ihtiyaçlı kardeşlerimize dağıtıldı. Yardımlarını ulaştırdığımız Türkmen kardeşlerimiz adına hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Kerkük'ten görüntüler böyleydi. Benim çok merak ettiğim, gitmek istediğim bir ülke Irak ve Kerkük. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda gideriz. Şimdi o görüntülerin içinde gördüğünüz kişileri burada misafir ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Öztürk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha önce burada misafir etmiştik. Evet, Sudan'a gitmiştik o zaman. Sudan'daydık. Evet. Murat Bey hoş geldiniz. Murat Özaydın. İkinizin ortak özelliği insan ve medeniyet hareketinin çeşitli birimlerinde, alanlarında görevlisiniz, sorumlusunuz. İnsan ve medeniyet hareketiyle Deniz Feneri'de kardeş iki oluşum. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz Deniz Feneri'ni Irak'ta, Kerkük'te temsil ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizin Sudan görüntülerinizden benim unutamadığım, o çocuklardan birini şöyle havaya atıp sevmeniz vardı. Kerkük'te buna fırsat bulabildiniz mi? Yani Kerkük'te buna çok fırsat bulamadık. Evet, söylemiş olduğunuz gibi Sudan'da zenci çocukların o dişleri bembeyaz parlayan, gözleri ışıl ışıl olan simsiyah gözlü zenci çocuklarla tabii farklı bir kaynaşmamız oldu. Ben oldum olası zaten zenci ufak çocukları çok sevimli bulurum. Kendimi tutamadım orada. Birkaç kere havaya fırlatmıştım. O arada arkadaşlar çekmişler. Onu da zannediyorum size bize kurban vermişler. Değerlendirme toplantılarında o görüntüleri izlemiştik. Evet, sizin Afrika'ya mı özel bir ilginiz var yoksa yani çocuklara mı özel bir sempatiniz yani, var? Yani şöyle söyleyeyim. Afrikalı çocuklar biraz daha sanki diyeceğim diğer
bölgelerin çocuklarına göre daha mazlum geliyor bana açıkçası. Daha itilmiş geliyor, ötelenmiş geliyor, ötekileştirilmiş geliyor. Bunu Sudan'da şu şekilde zaten görmüştük, ifade etmişlerdi. Beyazları gördükleri zaman eski yıllarda o çocuklar kaçışıyorlarmış. İlk İHA'nın oraya gitmesi, Sudan'a gitmesi, orada mülteci kampını ziyaret etmesi, yardım götürmesiyle beraber. Yani çocuklar beyazların sadece Hristiyanlardan oluşmadığını, beyaz Müslümanların da olduğunu ve gerçekten beyazlarla beraber oturup kalkınacağını, muhabbet edileceğini ve onların da normal insanlar olduklarını ilk o dönemlerde algılamışlar. Bunu kendileri ifade etti. Elhamdülillah onu şimdi aşmışız. Birçok Türkiye'den de ve diğer ülkelerden de gönüllü sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları oralara giderek, o bölgelere giderek o algıyı insanların daha doğrusu algılarından silmişler diyelim. Buna da sevindik. O çocuklar da ilk önceleri bizden gittiğimizde Sudan'da önce ufaktan bir kaçıyorlardı, bir uzak duruyorlardı. Ama biz onlara işte biraz hediyeler verince, çikolatalar, balonlar vesaire verdiğimizde bize yaklaşmaya başladılar. Ve ufak ufak alıştırmalardan sonra kucağımıza alabildik o çocukları. Yoksa hemen gelmiyorlar zaten. Böyle bir algı var ne yazık ki. Evet. Şimdi Kerkük'e biraz sonra sizinle gelelim. Evet. Murat Bey'le Kerkük'e başlayalım. Sizin daha önce başka kuruluşla yurt dışına gitmeniz var mıydı? Var. Gönüllü olarak. Hangi ülkelere gittiniz? Suriye gittik. Somali'ye gitmiştim yardım amaçlı olarak. Onlar kurban dönemi miydi diğer zamanlarda? Diğer zamanlarda gitmiştik. Yani. Ama Irak'a, Kerkük'e ilk gidişimiz. İlk gidişimiz oldu. Kurban vesilesiyle de. Siz özel bir talepten bulundunuz. Ben oraya gitsem iyi olurdu. Yoksa Deniz Feneri yönetim mi öyle takdir etti? Deniz Feneri ne arkadaşlar o şekilde takdir ettiler bizde. Sizin bir şeyiniz oldu mu? Ya orası birazcık gerilimli, ya bizim karışık bir yer. O noktada çok gitsek mi, o noktada diye bir düşüncemiz olmadı. Hani hiçbir şekilde yani çatışmalar var, şunlar var şeklinde olmadı ama çevremizden ciddi manada bu baskı yedik. Yani işte nereye gidiyorsunuz? İşte orada çatışmalar var. Özellikle o gittiğimiz zamanlarda da Irak'la ilgili çok ciddi haberler çıkıyordu. İşte Kerkük'e geldik, gelindiğini, ilerlediğini ki biz Kerkük'e gittiğimizde de zaten yakın mesafede çatışmaların olduğunu gördük, gözlemledik. Orada bulunduk. Ama bu noktada hiçbir zaman biz işte başımıza şunlar gelebilir, bunlar gelebilir tarzında çok bir düşüncemiz olmadı yani. Evet. Sizin Öztürk Bey öyle bir endişeniz oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, bana ilk Kerkük'e gider misin denildiğinde, Deniz Feneri'nden bir telefon gelmişti. Biz de istiyorduk tekrar gitmeyi. Kerkük denilince yani Kerkük'e kimse gitmedi mi dedim yani acaba. Eğer böyleyse ben daha gönüllü olarak gitmek istiyordum açık söyleyeyim. Çünkü tehlikeli bölgelere de birilerinin gitmesi lazım. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani bizim kadere inancımız var. Allah Azze ve Celle bir şey yazdıysa o zaten nerede olursa olsun vuku bulacaktır yani Allah'ın kaderi. Bundan dolayı tedirginliğim falan olmadı. Yalnız giderken helalleştik. Yani Kerkük çok karışık olduğunu biliyorduk. Medyadan, televizyonlardan vesaire. Çevremiz de bu noktada tedirgindi. Ya Kerkük'e gidiyoruz dediğimizde insanlar ya başka yer bulamadın mı gidecek? Ne işin var Kerkük'te falan diyen dostlarımız oldu. Ama Allah'a hamdü senalar olsun. Gittik. Bizim gibi başka yardım kuruluşlarından da yine Türkiye'den giden arkadaşlarımız vardı. Onlar da bu gönüllülükleriyle beraber tabii aynı zamanda belki de ecrini de arttırarak aldılar Allah Azze ve Celle'den. Onun için bizim o noktada hiçbir tedirginliğimiz, endişemiz olmadı. Takdir dedik. Birilerinin de buraya gitmesi lazım. O bize nasip oldu. Hamdolsun dedik ve gittik. Oraya gittiğimizde tabii farklı şeylerle karşılaştık. Yani ufaktan bir gezmeye çalıştık ki sokağa çıkamıyorsunuz fazla. Orada bizi konuk eden partner kuruluş derneğimiz bizim tek başımıza dışarıya çıkmamızı istemiyordu. Bize refakat ediyorlardı çıktığımız zaman. Irak Türkmenleri Kültür Derneği, evet, Kardeşlik ve Kültür Derneği'ndeki kardeşlerimiz. Çıktığımız zaman da, sokağa çıktığımız zaman da gerçekten buradakilerin de nasıl endişelendiklerini biraz daha algılamış, anlamış olduk.
diyelim ki bir sokakta geziyorsunuz, arabalar patlamış. Soruyoruz bunlar nasıl oldu bu araçlar bu hale geldi? İşte geçen hafta diyorlar işte bomba konulmuş, patlatılmış vesaire. Daha sonra biraz ilerliyorsunuz bir bina görüyorsunuz. Harabe şeklinde yıkılmış. Bu nasıl oldu? Diyorlar ki işte bomba konulmuştu, patlatıldı. Girmiş olduğumuz her aşağı yukarı sokakta ve caddede bu görüntüleri gördük. İnsanlar tedirginler bundan dolayı. Her an her yerde bir patlama olabilir. Hatta orada yine o dernekten bir arkadaşımızın ifadesiydi. 5-6 defa tam yanında, önünde, arkasında patlamalar olmuş. Hatta birisini anlattı. Araçla işte yolda giderken öndeki araç patlıyor. Ve gideyim hani birilerinin içinden kurtarayım dediğinde bakıyor ki şoförün kafası kopmuş. Yanında hanımının kolları kopmuş, ölmüş. Arka tarafta 10 yaşında bir çocuk yine ölmüş. Ama iki koltuğun, ön tarafta iki koltuğun arasında 2 yaşlarında bir çocuğun sağ olduğunu görüyor. Allah'ın takdiri. Onu alıyor, çıkartıyor, onu kurtarıyor bu anda. Siz orada 3 gün kaldınız değil mi? 3 gün kaldık. 3 gün boyunca bu gerçek hikayeleri tabii dinleye ki, dinleye tabii ki çok olmuş. Hikayeler var. Yani birisi işte hasta ziyaretine gittiğinde patlama olmuş, abisi ölmüş, yok kendisinin kafatası falan kırılmış, şimdi patlamış. Şimdi birazcık karar verelim. Şimdi Türkiye'ye birazcık dönelim. Çünkü o giderek manzara ağırlaşıyor sizin anlattıklarınız. Türkiye'ye dönüyoruz. Ramazan abimizin Manisa Kula'ya ziyaretini, Ayazören köyündeki İsmail Zeybek ailesini ziyaret edip hikayelerini dinlemesini izleyeceğiz. Peşinden kaldığımız yerden Irak'ı, Kerkük'ü konuşmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden ihtiyaçlının yardımına koşan Deniz Feneri'nin iyilik elçileri bu hafta Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayazören köyünde yaşayan Zeybek ailesinin karanlığını aydınlatabilmek için çalışıyor. Deniz Feneri Derneği'nin İzmir'de bulunan Ege temsilciliğinden yüklediği yardım aracındaki malzemeleri sırtlayan Deniz Fenerleri, Ramazan abilerinin peşinden ilerliyorlar İsmail Zeybek ve ailesinin evine doğru. Rahatsızlığından dolayı kaymakam geldi, fotoğraflarını çektiler, filmini çektiler. 3 milyar falan yardım yaptılar, bu evim yapımımdı benim. Arkadaşlar sağ olsun, malzemeler olsun yardım yaptılar. Manisa kaymakamı ne dedi? Deniz Fener'e müracaat et dedi. Evet, Deniz Fener'e müracaat et, direkt yaz dedi. Ne gerekiyorsa ya, ne gereken yardımı yapacaklardır dedi. Bir gün dedi, geleceklerdir dedi. Tamam. Ben bu size dilekçeyi yazdım, hep oldu yani. Bayağı oldu yani. Çocukların yatacağı yer mi yoktu? Çocukların, evet. Öyle bu, mi? Evet. Yani yatağı, yorganı yok mu yani burada? Yok da yani. Bu ev yapılmadan önce yok da. Bütün altında kaldı, kullanmayacak hali geldi. Anladım. Buzdolabı, televizyonu, bütün komple beceriyeceğim. Ha. Yani hepsi şeydi benim. Anladım. Ben de birimden rahatsızlığından dolayı çalışamıyorum. Yani, neden kaza mı geçirdin? Hayır, benim de intihap oluştu damarlarda. O İzmir'e gelip gidi, gelip gidi, hapının ilacı kullanıyorum beraber. Yani sen çalışamıyorsun. Çalışamıyorum. Sigorta? Hiçbir şeyim yok. Yeşil kart var. Yeşil kart var. Ondan tedavirizi onunla yaptık. Seninle beraber, yani vatanın da var. Evet. Kaç çocuk var? Bir kız, bir oğlan. Bir kız, bir oğlan. Onlar okula gidiyorlar. Gidiyorlar, evet. Öyle mi? Evet. Kaça gidiyorlar? Önce oğlan lise 1'e gidiyor. Üniversiteden. Kız 8'i bitirdi Sandalye Okulu'nda. Hı hı. O da gidecek, yeni gidecek o da. O da gidecek. Evet. O da gidecek. İşte geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimimiz abi, onu anlatayım. Hı hı. Mesela ben böyle rahatsızlığından dolayı
Ben 3 aydan 3 ayı maaş alıyorum, özürlü. Alıyor musun? Evet, 3 aydan 3 aya. Aferin. Artı ben buna o para alası kadar satan geçimime sağdan soldan böyle borç yapıyorum. Hiçbir elim bir kuruş para geçmiyor. Borcunu mu ödüyorsun? Evet. Ama engelli, devletten engelli maaşı alıyorsun. Alıyorum, evet. Kaç para alıyorsun? 820-850, 3 aydan 3 aya. 3 aydan 3 aya alıyorsun. Evet. Yani kıt kanat geçiniyorsun. Evet, evet. Ya da geçiremiyorsun. Yok. Onun için destek bekliyorsun. Evet, destek bekliyorum. Destek bekliyorsun. Evet. Biz de bundan sonra elimizden gelen ne desteği varsa vereceğiz size. Allah bin kere razı olsun abicim. Bir şey soracağım. Var mı? Yiyeceğiniz, içeceğiniz var mı? Şimdi niye yalan söylüyorum yani? Dediğim gibi abi mesela... Yavrum. Bana abi deme bana ya. Ya öyle deme ya. Niye diyeyim? Ne bileyim ben yani. Öyle söyleme yani, kendini şey yapma. Biliyorum, anlıyorum mesela. Derdini anlıyorum mesela. Evet. Şimdi mesela bir arkadaştan işte yemeklere şey yaptığımız zaman dolabım yoktu, eşyalarım şeyi kaldığında müracaat yaptım. İlyas Macun diye bir abi var burada. Abi de böyle böyle ben dolap alacağım size, maaştan maaş ödeyeyim paramı dedim. Getiremedim taksitim, şu anda 300 bin lira açık kaldı. Getiremedim, şu anda dolap burada. Ama şeyi geçiyor. Taksitin günü geçti, 3 ay geçti şu anda. Abi ödeyemedim dedim yani. Benim sıkıntım var diyordu, beni sıkıştırıyor. Birilerinden buluyor. Abi ben nereye buluyorum dedim ya. Ben bir sene değil ki borcum dedim ya. 3 aydan 3 ayı para alıyorum. Oraya manava oluyor, pazarı oluyor, bilmem ne ya. Çoluğum çocuğum geçim yapayım ben 3 ayla. Ben niye 800 bin lira para alıyorum dedim 3 aydan 3 aya. Bir gelirim yok yani. 2 tane çocuk okutuyor. Evet, evet okutuyor. İnşallah, inşallah onlar da okur da inşallah. İnşallah. Sizden faydası olur inşallah. Evet. Tabii okutacaksın onları. Ne yaparsan evet. Aç da kalsan, sus da kalsan okutacaksın. Evet, evet. Sen şu anda hiçbir şey yapamıyorsun. Yapamıyorum. Hiçbir şey yapacağım. Evet. Sen ne yapıyorsun kızım? Ben yiyorum, gidiyorum. Gidiyor musun? Gidiyorum. Bıçak kırmaya. Sağ olun. Nereye gidiyorsun? Sağ sola. Mesela senin yapılacak iş var daha. Onunla ameliyat tutuyorlar. Onlara gidiyor. Onlar gidiyor. Ağzını dağıtadım yine. Yemeğiyle mi gidiyorsun? Evet, yemeği gidiyor. Kaç para veriyorlar? 40 bin lira. 40 lira? Evet. Bundan da yıkağını doyum, ne yapacağım? Kaldın her gün boş oluyor. Yani yok mu? Şimdi... O senin annen mi? Benim annem, şu karşıdaki babam. Şimdi senin annen mi? Evet, babam 90'da öldü benim. 90'da öldü, ben 91'de askere gittim. 90'dan beri benim yanımda duruyor annem. Anne. Babam 24 sene dolu. Öyle. 52 yaşında öldü babam. Ben bugünlere kadar aç ve yaşsız. Hani ben ölesiye kadar ben bakabildim mi anneme, benden bahtiyar, benden mutlu yok abi. Bu bakıyor zaten de. Hani gelirim bir şey olsun olmaz. Bakıyorlar. Her namazların ardından dua eder bize. Evet. Bu beni yeter. En çok sıkıntıyı böyle yiyecek içecekten mi çekiyorsunuz? Parasızdan. Parasızdan. Parasızlık, evet. Gıda. Evet, şu yiyecek ben içecek. Aramıyorum. Yiyecek içecek. Evet. Maddi ve manevi. Yiyecek içecek, evet. Ben zaman alıyor, bir kilo şeker alamıyorum. Alamıyorum. Bakkalda manavdan devam iş yapamazsın. Yüzüm olmuyor. Bir sefer alabildim, ikinci bir sefer alamıyorum. Bir gelirim olmadığı için o da tabii. Keşke böyle olmasaydım da bu şeyler düşmeseydim abi. Hani bu ızdırabı çekmeseydim yani. İsmail Bey, 3 aydan 3 aya aldığı engelli maaşıyla ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu maaşla karnımızı mı doyuralım, lise öğrencisi olan iki çocuğumu okutayım, şaşırdım kaldım diyor. İstemek, borçlu kalmak çok ağır geliyor. Keşke sağlığım yerinde olsaydı da, çalışıp alın terimle kazanabilseydim, ailemi kimseye muhtaç etmeseydim diye kahırlanıyor. Çocuklar burada okula gidiyor değil mi? Hayır. Kız sandal okulunda okuyor. Kula da okuyor. Oğlan kula da okuyor. Kula da okuyor. Evet. Masraflar oluyor mu? Olmaz olur mu abi?
Kürtten olmaz olur mu Mayıs tarafı? Çok oluyor. Ben çocuk parası da alıyorlar. Ama buna öğretmenler yaptırıyor. Allah bin kere razı olsun yani. Yaptırdılar oradan da. Evet, senin durumunu oldu. Biliyorlar. Tamam. Herkes biliyorlar. Tamam. Şimdi bunları siz hangi odaya koyacaksınız? O çocuklar odası neresi? Şimdi biz çocuk çocuk burada duruyoruz. Annem karşıka evci işlenik duruyor. Öbür odanın işlenik değil benim. Anladım. Evet. Onları buraya mı koyacaksınız? Onlar geliştirirler. İnce. Sen onları çocuklar için istedin değil mi? Evet, evet. Hiçbir yerden fazla yardım görmüyor musun? Görmüyorum. Yani devletten başka kimseden yardım görmüyor musun? Hayır, işte... Ne zaman maaşa bağlandın? Ne zaman bağlandım? Baya 3 sene oluyor. 3 sene oluyor. 3 sene oldu değil mi sen şeyde de? Şimdi abi... Ya bağlanmasaydın, o maaşı almasaydın ne olacaktı? Allah bin kere razı olsun. Devletimize, milletimize abi. Onu ben inkar edemem. Niye? Ben bu durum şey oldum. Az çok veya açlık çok kaldık, şey çok kaldık ama yardım etti yani, etti ediyorlardan. Mesela evin yakınında bütün arkadaşlarım malzeme olarak yardım ettiler. Para olarak yardım ettiler. Edemedi Allah razı olsun, etmedi Allah razı olsun. Nasıl komşuluk ilişkiler nasıl burada? İyi abi. İyi mi? Çok iyi. Yardım görmüyorlar mı? Bizim köylü o arkadaş, inşaat mühendisi Kula da benim bu evim yıkıldığını duymuş. Beni çağırdı. Vardım, buyur abi dedim. İsmail dedi, senin ev yıkılmış komple, bütün eşyanın altında, evet kaldı abi. Allah'ım beni gittik de öyle yıkıldı bu ya. Dedim, dedi bana, senin de bütün dedi, evin dedi, bilonu dedi, ben alıvereceğim dedi. Allah bin kere razı olsun, bütün bilonu o arkadaş alıverdi dedim. Hatta bu derimi de delirtmediler, indiriverdiler bu kamyonda. Evet. Bu ustalık şeylerinden para almadılar. Benim durumu biliyorlardı. Allah bin kere razı olsun yani. Hepsini, evet. Yıkılıyor değil mi? Meydanda kaldı. Tamam. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız tamam mı abi? Üzme kendini. Her şey düzelir. Bu çocuklar da okusun, bırak. Eğer ki onların ihtiyaçları falan olursa yani işte kırtasiyedir, o kitaptır, defterdir, herhangi bir şey, çantadır, yani giyimdir, kuşandır. Bizim telefonlarımız var. Bizi eğer ki arkadaşlarımız buraya yani 15 günde, 20 günde bu tarafa gelir. Geldiği zaman size getirir onları. Evet. Tamam mı? Tamam abi. Vay maşallah annem benim be. Buyur. Ay güzel annem be. Demek 90 yaşındasın ha? 96. Annem bu da mı? Bu köyde mi doğdu? Evet, evet. Bu köyde mi? Evet, bu köyde. Bize dua et bize. Etmem. Namazların arkasından bin kere Allah'a razı olsun. Hepsiyle dua ederim ben. Sağ olasın. Allah razı olsun. Yardımlarını teslim edip dertlerini dinlediğimiz Zeybek ailesinin evinden bağışçılarımız adına aldığımız dualarla çıkıyoruz dönüş yoluna. Evet, Ramazan abimizi izledik. Manisa Kula'daydı. Ayazören köyünden İsmail Zeybek ve ailesinin hikayesini huzurlarınıza getirdik. Ramazan abinin ziyaretiyle, söyleşisiyle. Tekrar dönüyoruz stüdyomuza. Dolayısıyla Kerkük, Irak, oradaki ağır şartlar, 3 gün boyunca siz o psikolojiyi yaşamış oldunuz. Yani buradakilerin endişeleneceği kadar, yakınlarınızın endişeleneceği kadar ağır şartlar yaşanıyor. Peki birazcık Murat Bey siz Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'ni anlatsanız. Deniz Fener'in yıllardır birlikte iş yaptığı bir kuruluş. Burada da onların yöneticilerini misafir ettik birkaç defa. Evet. Sizin gidip oradan yakinen gördüğünüz, gözlemlediğiniz bu kuruluş neler yapıyor? Size iyi ev sahipliği yapabilirler mi?
Yani kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizi misafir olarak gerçekten çok güzel bir şekilde ağırladılar. Aynı şekilde bir emanet olarak gördükleri için de bize bu noktada sürekli olarak bir sahiplenme duygusu içerisinde hareket ettiler. Tabii Irak Türkmenleri Kardeş ve Kültür Derneği orada çalışmalar yapıyor. Türkmenlere yönelik değil sadece. Diğer kesimden de kardeşler aynı şekilde yardımlar ulaştırıyorlar. Bunun yanında kültürel çalışmalar da yapıyorlar. İşte aynı şekilde Namazgah Spor Kulübü, yine Deniz Fener'in desteklemiş olduğu, öncülüğünü yapmış olduğu spor kulübü var. O da kendi bulunduğu işte zeminde, Kerkük içerisinde çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Zaman zaman da Türkiye'ye geldiklerinden bahsettiler. Burada kamp yaptıklarından bahsettiler. Biz de kendimiz, hatta orada gençler vardı. Onlarla beraber futbol oynadık, top oynadık. Aynı zamanda gelmişken bu gençlere yönelik bir şey yapalım. Yani bir rehberlik yapalım. O kısmın eksik olduğunu gördük. Yani bir şey var, bir potansiyel var. Fakat bu potansiyelin bir yere akması gerekiyor. Yani yardımla beraber bu rehberliği de yapalım dedik. Ve bu gençleri alıp bu noktada bir rehberlik yaptık. Hatta gençler şunu söylediler. Ya biz sizleri sürekli bekleriz. Ya da bir proje kapsamında biz gelelim. Bizleri bu noktada şey yapın. Nasıl gençlik çalışması yapmamız gerektiğini, nasıl insanlara ulaşmamız noktasında, neler yapmamız gerektiği noktasında bizlere ders verin dediler. İnşallah dedik bu noktada bu taleplerinizi iletiriz ve biz de Türkiye'ye geldiğinizi bekleriz diye. Bu şekilde ayrıldık oradan, yani ayrılışımızda. Hatta iletişim bilgilerimizi aldık. İnşallah Türkiye'ye geldiklerinde de bizler bu noktada onları ağırlayacağız. Bu noktada elimizden geldiğince destek olacağız. Çalışmalar olarak yani gitgide büyüyen bir çalışma. Halka inmiş. İmamlarla bağlantıları çok güzel ki kurban dağıtımında biz bunu gördük. Yani çok güzel bir organizasyon yapmışlardı. Dağıtım konusunda gerçekten uzmanlaşmışlar bu noktada. Halk aynı şekilde bu kardeşlerimizi biliyorlar. En güzeli de dediğim gibi sadece Türkmenlere değil, bütün kesimdeki halka bu noktada yardımları ulaştırmaları, bir ayrım gözetmemeleri, bu da hoş olan bir noktaydı yani, güzeldi yani. Evet. Tekrar Öztürk'e dönelim. Kurban kesim öncesi hazırlıklar neydi gittiğinizde? Nasıl bir atmosfer vardı? Nasıl bir titizlikle o işler yapıldı? Evet. Kurban dağıtımını azıcık söylemiş oldum ama azıcık bandı başa sarmış olalım. O kısmını da siz anlatmış olun. Evet, oradaki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği gerçekten bu noktada üstüne düşeni en maksimum derecede yerine getirdiğini gördük. Daha önceden kesim yerleri hazırlanmıştı. İlk 20 kurbanımızı zaten orada kesimhane hazırlanmıştı. Orada kestik, her şey tamamdı. Tartısına varana kadar işte herkese eşit dağıtım yapılması açısından da titiz davranıyorlardı. Herkese eşit miktarda tartarak poşetlediler. Zaten hijyenik ortamdı, hamdolsun. Bir an önce tabii yetiştirme kaygısı da vardı, bir an önce kesilsin fakirlere verelim diye. Bayramın birinci günü zaten kesimhanede 20 tane kurbanımızı kestik. Taze Hurmatı diye bir bölgeydi orası. Az önce Murat kardeşimin söylemiş olduğu, karşısında da Tuz Hurmatı vardı. Orada çatışmaları da görebiliyorduk yani IŞİD'le. Onun Türkçe anlamı nedir? Taze Hurmatı... O haberlerde o Tuz Hurmatı'yı özellikle çok duyuyoruz. Evet, Tuz Hurmatı diye bir bölge var. Bir de Taze Hurmatı tam karşısında. Açıkçası ben Türkçe anlamını bilmiyorum. Yalnız baktığımız zaman işte çatışmaları görüyorduk. Bir tarafta da Taze Hurmatı'da bir köyde baktık böyle kalabalık sesler geliyor. Hatta onları da görüyorduk. Aşağı yukarı bir 400-500 metre ilerimizdeydi onlar da. Sorduğumuzda bunlar ne yapıyorlar diye eğitim yapıyorlarmış. Yani daha sonraki IŞİD baskınına karşı işte karşılık verebilmek için. Zaten bizim gittiğimizin gecesi, yani o kesimhaneye gittiğimizin gecesi, biz Kerkük'teydik de o gece, 78 kişi ölmüştü bir çatışmada aynı yerde. Buraya tekrar nokta koyalım. Evet. Şimdi çünkü ara verme vakti geldi. Sadece iletişim bilgisi olarak 55-60'ı hatırlatıyorum. 55-60 Deniz Fener'in kısa mesajda bağış hattı.
55-60'a boş bir mesaj göndererek bağış yapabilirsiniz. 5 TL'lik desteğinizi hemen şimdi yapabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deniz Feneri devam ediyor. Biz Kerkük intibalarını, gözlemlerini, tespitlerini henüz bitiremedik. Tam da Öztürk Bey böyle ortamın gerilimini anlatmaya başlıyor. Biz dur diyoruz. Evet. Yani siz bir taraftan çalışma yapıyorsunuz. Orada yardım çalışması, kurban kesimi, kurban dağıtımı. Bir taraftan da çalışmaları evet. Görüyorsunuz. Hazırlıkları görüyorsunuz. Evet. Yani bir saldırı olursa kendimizi savunacağız diye Kerküklerin nasıl hazırlık yaptığını görüyorsunuz. Evet. O şartlar altında 3 günü tamamladınız. 3 günü tamamladık, evet. Onların bizim Türkiye'deki mesela şeyde daha çok olan, Şanlıurfa'dan bildiğimiz sıra gecesi benzeri geceleri var mı? Toplantıları, meclisleri, hoyratları, Türkler falan epeyce meşhur. Yani şöyle söyleyeyim, biz... O atmosferde böyle bir şeye vakit ayırabildi mi? Yok, yok. Biz öyle bir şeye gitmedik, öyle bir program duymadık, gitmedik, gitmezdik de. Çünkü... Bizim oradaki amacımız tamamen Allah'ın rızasını gözetmekti. Onu yani öyle eğlenecek, keyif yapacak zaten bir pozisyonumuz ve moralimiz de yoktu. Recep Bey, bizi orada sadece motive eden şey bizim oradaki halka, kardeşlerimize yardım götürme amacımız ve anlayışımızdı. Eğer o da olmasa zaten psikolojik olarak biz orada çökerdik yani. Yani her taraf yıkılmış, yakılmış, harabe bir şehir. Kerkük, harabe bir şehir. İnsanların moralleri bozuk. İnsanlar bitmiş vaziyette, psikolojileri çökmüş vaziyette. Öyle bir ortamda siz de bulunduğunuz zaman illaki onların yansımaları üzerinizde oluşuyor. Ama dediğim gibi Allah'a hamdolsun gitmiş olduğumuz o kutsal durumdan dolayı biz orada güçlü kaldık, ayakta kaldık aslında. Murat kardeşim de herhalde buraya katılacaktır. Yoksa bir tarafta savaş, bir tarafta ölenler... Bir tarafta fakirlik, fukaralık, bir tarafta mecbur kalarak hicret etmiş olanlar vardı, muhacirler vardı. Az önce belki oraya da geleceğiz. Yani biz o et dağıtırken belli başlı işte karelerle karşılaştık. Manzaralarla karşılaştık. O manzaralar da bizi aynı zamanda üzdü. Yani evimize gelirken bile utana sıkıla geldik. Yani biz şimdi oradaki kardeşlerimizi bu halde bırakıyoruz. Evimize geleceğiz, rahat yatağımızda yatacağız. Çocuklarımıza rahatlıkla sarılacağız. Çocuklarımız bize sahip, bizi görecekler, bize sarılacaklar. Çünkü orada yetimler çok. Yani biz orada konuştuğumuzda, oradaki arkadaşlarla diyelim, konuştuğumuzda örneğin bir sokağa girdik. Sokakta 48 tane hanenin olduğunu ama o 48 hanenin 27 tanesinde şehit olduğunu yani söylediler. Yani ailenin reisi şehit olmuş. Ailelerin şehitleri, çocukları, oğulları vesaire. Şimdi baktığınız zaman her evde bir acı var aşağı yukarı. Siz bu acıları görürken aynı zamanda işsizlik, fakirlik, mutsuzluk, hayal kırıklıkları, hayalleri yok. İleriye dönük hiçbir hedefleri yok. Yani siz bunları gördüğünüzde zaten moralmen çöküyorsunuz. Yani dönerken de çok mutlu dönemiyorsunuz. Yani oradaki kardeşleriniz o halde bırakmış ve rahat rahat uçağınıza binip işte İstanbul'a geldiğinizde, Türkiye'ye döndüğünüzde onlar orada o halde, siz burada aslında zevki sefa halinde diyelim. Ki bizim israfımız, müsrifliğimiz olmadığı halde evet, bunu ifade ediyorum. Evet, Murat Bey'e dönelim. Siz oradaki halkın herhalde 3 dil rahat orada konuşuluyor sokakta. Arapça, Kürtçe ve Türkçe. Türkmenler Türkçe konuşuyor. Bir kere dil meselesi yok. Türkmenler olduğu için. Evet. Yanınızda ev sahipleri olmasa bile başınızı çıkıştırabilirsiniz. Evet. Türkiye'ye bakış nasıl orada? Arap, Kürt, Türk kardeşlerin içindeydiniz.
Onların Türkiye ile ilgili bir beklentisi var mı? Eleştirisi var mı? Efendim bir teşekkürleri var mı? Neler diye tespit ettiniz? Evet. Belki üç farklı gruptan üç farklı intiba vardır. Evet. Tabii yani biz Irak'a gittiğimiz, daha önce ben Suriye'de gittim de yani çok fazla böyle bir tabiri caizse etnik bir kimlik olayı çok fazla ön plana çıkmıyordu işin açıkçası. Eskiden. Yani eskiden ama şu an mesela yakın bir zamandır ben Suriye'ye gittim de. Yani etnik kimlik derken şöyle söyleyeyim. Irak'a gittiğimizde bir kere şunu gördük. Yani bir Arap, bir Kürt, Kerkük'te özellikle ve Türkmen farklı bir nasıl söyleyeyim bölünmüşlük gördük yani orada. Ve her biri birbirine belli noktalarda bileylenmişlikleri var. Tabii bu biraz daha üst kademede. Belki halk kademesinde yok ama üst kademelerde çok farklı şeyler dönüyor. Yani mesela bir Kerkük şehriyle bir Erbil şehri arasında çok fazla fark var. Kerkük gerçekten bu manada dökülmüş. Çok fazla göç almış. Ama bir Erbil'e baktığınızda ise çok fazla gelişmiş bir şehir karşınıza çıkıyor. Halk nezdinde özellikle Türkmenlerden bahsedersek Türkiye'den tabii daha fazla destek bekliyorlar. Daha fazla sahip çıkılması noktasında bir talepleri var. Fakat özellikle şu son IŞİD olaylarıyla beraber Araplarda ve Kürtlere bakış biraz daha şu şekilde bakılıyor. İşte Türkiye'den IŞİD'e karşı yeterli kadar bir cephe olayı göremiyoruz şeklinde bir ifade var. Bir serzeniş olayı var. Fakat ne olursa olsun Türkiye'deki yardım kuruluşlarının, Deniz Feneri gibi yardım kuruluşlarının orada herhangi bir ırk gözetmeden, herhangi bir hatta ayrım yapmadan yardımlarını götürmesi noktasında halk, Türk halkı nezdinde gerçekten bu noktada çok teşekkürlerini iletiyorlar. Yani özellikle şunu ifade ettiler yani işte Kurban Bayramı'nda siz ailelerinizi bırakıp buraya geliyorsunuz. Deniz Feneri olarak yardımlarınızı burada dağıtıyorsunuz. Allah razı olsun diyorlar. Yani bizim Türkiye'deki kardeşlerimize gelin kurbanda buraya gelin burada sizleri bekliyoruz dediğimizde Türkiye'deki kardeşlerimiz bize şunu söylüyorlar. Ya şu an oralar çok karışık gözüküyor. Biz şu an oraya gelmeyelim. Biraz daha şey olsun bitsin savaş şeklinde çatışmalar. O zaman gelelim şeklinde ifade etmişler. Fakat siz kalkıp buralara geldiniz. Bu tehlikeleri göze aldınız şeklinde ifadeleri vardı. Tabii burada yani gözlem olarak şu noktaya geleyim. Yani belki verdiğimiz kurban eti insanlar o kadar çok var ki. Yani bir poşette belki bir yemeklik ya da iki yemeklik. Yani bölmek zorundasınız yani. Ne kadar çok insana ulaştırabilirseniz, yüzünde bir tebessüm açabilirse çocukların o kadar mutlu oluyorsunuz. Yani biz orada işte bir şeker dağıtma, bir balon dağıtma. Baktığımda kendi çocuklarımı düşündüm. Yani dedim ki ya hani benim çocuğum için bunlar belki bir hiç. Yani niye? Çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Belki çok fazla bir değer ifade etmiyor. Ama oradaki bir çocuk için bir balon bile çok fazla bir anlam ifade ediyor. Yani onu almak o çocuğu o kadar mutlu ediyor ki. Ya da bir şeker almak. Ya da işte mültecilerin geldiği bir yer var. Daha doğrusu mülteci derken Felluce'deki bombalamadan dolayı insanlar her şeyini bırakıp kaçıp gelmişler. Orada biz yine kurban dağıtımı yapıldığı bir yere gittik. Oradan da imam bizi o göçmenlerin geldiği yere götürdü. Bir okula. Zaten Öztürk abimiz orada güzel röportajlar yaptı. Kendisi de bahsedecektir. Orada bir annenin, bir babanın, bir çocuğuna bir sakız oradan alıp işte bize de verin hani çocuğuna alma telaşı içerisindeki o durumu gördük. Yani burada ben de olabilirdim dedim. Yani benim çocuğum da olabilirdi. Ya da işte fotoğraf çekirken çekilirken bir bakıyorsunuz anne yani o benim dikkatimi şey yaptı. Yani gerçekten bir sefillik. Yani bir odada işte 18 kişi kalıyor. Kimisinin bacağı kopmuş. Kimisi işte yardım istiyor. Yani işte kalbinde delik var. Çocuğunu gösteriyor bize. O an baktım ki anne üstü başı kirli. Hatta aldığım, sevdiğim bir çocuk. Yani fotoğraf çekinme, kamera olayı, görüntüleme olayını görür görmez hemen anne gidip oradan en temiz elbisesini alıp işte çocuğuna giydirdi. İşte şey yaptı böyle. O benim çok dikkatimi çekti. Yani o şey içerisinde bile o dikkat etmesi. Bunu birazcık ara verelim tekrar. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönüyoruz. Ordu'dan İstanbul'a gelmiş bir köyümüzün derneği, köyün adını şimdi burada vermeyeyim. Biraz sonra haberimizin içinde izleyeceksiniz.
Deniz Fener'e daha önce Ramazan abiyi bizleri davet etmişlerdi dernek merkezlerine. Biz de onları ziyaret etmiştik. Onun haberini de yapmıştık. Bu sefer onlar bize iadeyi ziyaret yaptılar. Dernek merkezimize geldiler. Kendilerini bilgilendirdik. Lojistik merkezimizi gezdirdik. Şimdi bu görüntüleri izliyoruz. Deniz Feneri, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Bağcılar'da bulunan Ordulular Derneği üyelerini misafir etti. Dernek üyelerine Deniz Feneri'ni daha yakından tanıtabilmek için hazırlanan programa, Deniz Feneri İletişim Koordinatörü Recep Koçak ve derneğin Ramazan abi İbrahim Uğurlu ev sahipliği yaptı. Misafirlere öncelikle derneğin lojistik merkezi ve giyim mağazası gezdirildi. Sıcak çay ve beraberinde ikram edilen kurabiye servisi için verilen molanın ardından konferans salonuna geçen Ordulular Derneği üyelerine İletişim Koordinatörü Recep Koçak ve derneğin Ramazan abi İbrahim Uğurlu Deniz Feneri'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. Bizim işimiz, Hadis-i Şerif'te Efendimiz buyurmuş ki, sallallahu aleyhi ve sellem, müminin işine şaşılır. O, başına bir musibet gelse, sıkıntı gelse sabreder, sevap kazanır. Allah'ın bir nimetiyle karşılaşsa şükreder, yine sevap kazanır. Dolayısıyla mümin, niyetini sağlam tuttuğu müddetçe, samimi olduğu müddetçe, attığı her adımdan ecir kazanır, sevap kazanır. Siz cebinizdeki bir hurmanın yarısını paylaşırsınız, sevap kazanırsınız. Bu iş bizim bundan önceki dönemde, mesela Osmanlı'da, Selçuklu'da vakıflarla bu işler, vakıflar aracılığıyla yürütülmüş. Şimdi de bu günümüzün hizmet kuruluşları, bir dernek olabilir, yaptığı iş aynıdır. Sizin hayırlarınız insanlara faydalı olandır, hadisler. Faydalı olmak üzere bu işler yapılıyor. Evet, Ordulu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden ötürü. Deniz Feneri merkezleri, Ankara şubemiz, Antalya temsilciliğimiz, İzmir bölge temsilciliğimiz, Erzurum bölge temsilciliğimiz, Anadolu yakasındaki Dudullu'daki İstanbul şubemiz ve Zeytinburnu'ndan genel merkezimiz. Bu türden ziyaretlerinize her zaman açık, ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Sizleri Deniz Feneri ile, Deniz Feneri sistemi ile buluşturmak, tanıştırmak bizim için de bir şeref, bizim için de bir huzur vesilesi. Çünkü çok güzel işler oluyor. Çok bu güzel işlerin mutfağını görmeniz, onun haberlerini izlemekten, haberlerini okumaktan muhakkak ki daha etkili. Son bölümümüze giriyoruz. Tekrar Kerkük'ü anlatırken. Murat biraz önce annenin fotoğraf çekildiğini, kamera kullandığını görünce gidip en yeni, en temiz elbisesini getirip çocuğuna giydirdiğini anlatmıştı. O zaman bu intibalara biraz devam edelim. Öztürk Bey, siz neler gördünüz? Sizi etkileyen, duygulandıran birkaç sahne dinlesek. Şimdi Recep Bey, şöyle ki Murat kardeşimin az önce belirttiği o okul örneğin. Bir sınıfta 18 kişi kalıyor. Ufacık bir oda aslında sınıf dediğimizde. Ve hiçbir eşya yok. Bir ev. Yani sınıfı ev yapmışlar. Fellüceli muhacir kardeşlerimiz. Çaresizlikten. Evet. Sınıflarda kalıyorlar ve eşya namına hiçbir şey yok. Oturmak isteseler oturacakları, bir koltukları, bir minderleri bile yok. Sadece herhalde yatarlarken üstlerini örtecekleri ya da altlarına serecekleri bir battaniye tarzı diyeyim. Battaniye incisi, pike tarzı şeyler vardı. Onları da katlamışlar, üst üste istiflemişler, bir kenarda duruyor. Mutfak desem mutfak değil.
Yiyecek içecek zaten sıkıntıları var. Bununla beraber işte o çocuklara dağıtırken o şekerler, çikolatalar ya da balonlar, onların mutlulukları tabii bizi çok mutlu etti. Ama o bir camimiz vardı, Nur Camii idi evet. ismi. Bizim Sultanahmet Camii'nin minyatürü şeklinde yapılmış bir cami. O caminin orada dağıttığımız esnada, kurban etlerini dağıttığımız esnada şunları duyduk. Mesela bir tane amca geldi, eti alırken dedi ki 6 aydır evime et girmedi dedi yani. Ufacık çocuklar masum masum bekliyorlar. Babaları utanıyor kendileri gelmeye, almaya eti. Çocuklarını gönderiyor. Babası bakıyoruz karşı tarafta bekliyor. Saatlerce bekliyorlar. Yani o eti alabilmek için evlerinde işte bir yiyecek oluşsun diye. Bunlar tabii bizi hüzünlendiriyordu. Yani insanlar hem onurlular, haysiyetler aslında ama bir o kadar da mecburlar. Bu bizi biraz üzdü açıkçası. Bunun dışında işte yaralıları görmemiz, işte hastane ihtiyaçları var, ilaç ihtiyaçları var, ilaçlarını alamıyorlar. Hastaneye gidemiyorlar ve belki de gidemedikleri için yarın öbür gün çok daha ağırlaşacak hastalıkları ve belki de bu neticesinde vefat edecekler. Bunlar bizi üzdü açıkçası. Peki bizim burada misafir ettiğim çeşitli ülkelerden konuklarımız her biri Türkiye'den bazı siyasi kişilikleri de diyelim Cumhurbaşkanımızı, Başbakan'a ismen zikrettiler. Orada öyle bir şey var mı? Yani evet. Tayyip Erdoğan için dua etmek gibi, evet. Türkiye'ye dua etmek gibi, daha güçlü bir Türkiye'nin oluşması için dua evet. etmek gibi. Buna şahit oldunuz mu? Var mı böyle bir şeyler? Evet, orada olduk. Yani özellikle işte dediğim gibi yani Türkiye'ye karşı bu noktada bir teveccüh var. Yani halkta aynı şekilde işte Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de bu noktada çok tebrikler, dualar da eden vatandaşları gördük bu noktada. Tabii ki güçlü bir Türkiye'nin olması sadece burada hani Türkmenler açısından değil, Araplar ve Kürt kardeşlerimiz için de yani oradaki en tabiri caizse güzel seçenek olacaktır. Türkiye bu noktada zaten gerek yönetim mekanizması gerekse işte tüm kurumlarıyla oraya çok güzel bir örneklik teşkil eden bir ülke pozisyonunda. Benim gördüğüm Orta Doğu coğrafyasında İran'a da gitmiştim. Halklar Somali'den de işte gerek Afrika'dan gerek Orta Doğu'dan tüm gözler Türkiye'de. Yani Türkiye'nin yapacağı önderliğe, liderliğe ve rehberliğe ihtiyaçları var. Türk halkının desteklerine ihtiyacı var. Halkımız destekledikçe de inşallah orada çok daha güzel işler çıkacağına ben inanıyorum. Fakat tabii ki şurada şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Oradaki bir imama şunu sormuştum. Ya dedim yani Irak için gelecek olarak ne bekliyorsunuz? Yani nedir umduğunuz? Yani savaş bitecek, her şey eskisi güzel olacak vesaire. Yani insanlar öyle hale gelmişler ki eskiyi arar duruma gelmişler. Şunu söylüyordu yani Allah bilir. Yani bizim şu an ileriye yönelik hiçbir şekilde bir şey söyleyecek durumda değiliz. Öyle de bir durumumuz yok. Allah neyi takdir ettiyse şeklinde bir ümitsizce söyleyişleri vardı. Peki, bu da üzücüydü. Bizim ülkemizden başka yardım kuruluşları var mıydı size oradayken? Evet, birçok yardım kuruluşu vardı. Gittiğimizde en yakın olarak Diyanet Vakfı'nı gördük. Diyanet Vakfı ile beraber çalıştık. Kurban kesim hanesinde beraber kurbanlarımızı kestik. Birbirimize yardımcı olduk. Etleri dağıtırken de yardımcı olduk. Kesimhanede de yardımcı yani, olduk. Yani Diyanet'in de çalıştığı kuruluş bizim çalıştığımız kuruluş değil mi? Yani evet evet. evet. Yani Kardeşlik ve Kültür Derneği. Evet bizim partner oradaki kuruluşumuz aynı zamanda Diyanet'i de Diyanet evet. Vakfı'nı da çağırmıştı. Onlar da sağ olsunlar çok güzel çalışmalar yaptılar. Çok güzel bereketli işler yaptıklarını düşünüyoruz. O şekilde bazı tabii Türkiye'den başka kuruluşlar vardı. Herhalde siz şunu diyeceksiniz, o şu an Iraklı kardeşlerimiz Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle Türkiye'nin daha çok yardımını istiyorlar. Türkiye'deki yardım kuruluşlarından evet. daha çok Tabii. destek bekliyorlar. Yani zengin bir ülkenin, estağfurullah, zengin evet. bir ülkenin fakir insanları, halbuki zenginlik olarak petrol zenginliği, yani düşünüyorsunuz çok zengin bir ülke fakat maalesef insanların gelmiş olduğu noktada
çok fakir bir durumdalar. Çok ihtiyaç sahibi durumdalar. Bu noktada tabii ki destek bekliyorlar sürekli. Ben de Murat kardeşimin söylediklerine ek olarak şunu söylemek istiyorum Recep Bey. Geçen yıl Sudan'a da gitmiştik. Daha öncesinde bir Suriye ziyaretimiz de olmuştu bizim. Şimdi baktığımızda gerçekten Türkiye'den çok beklentileri var oradaki halkların. Yani bütün dünya halklarının aslında Türkiye'den beklentisi var. Eğer gerçekten ümmet bilinciyle hareket edeceksek ve ediyorsak, ki inşallah öyle, bakmış olduğumuz zaman Türkiye'deki bir karışıklık bile onları ilgilendiriyor. Mesela geçen yıl Sudan'a gittiğimizde Sudan'daki kardeşlerimiz Türkiye'deki gezi olaylarından haberleri vardı. Aman diyorlardı dik durun, aman AK Parti ayakta kalsın, aman hükümet ayakta kalsın. Siz eğer orada dik durursanız ve başarılı olursanız, yıkılmazsanız diyorlardı. Aynı zamanda biz de burada rahatız, huzurluyuz diyorlardı. Bu gitmiş olduğumuz ziyarette de, Kerkük'te de şunların ifade edildiğine kulaklarımızla şahit olduk. Aman diyorlardı, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Hatta şunu diyorlardı, Allah bizim ömrümüzden alsın, Recep Tayyip Erdoğan'a versin. Allah ondan razı olsun diyorlardı. Gelsin hatta bir burayı da o yönetsin diyorlardı. Bize diyorlardı yarım Tayyip olsa yeter diyorlardı. Vallahi. Gerçekten bu bizi onurlandırdı. Yani bizim Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanımızın, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu, atmış olduğu her adım ve proje bütün dünya mazlumlarını ve Müslümanları, hatta mazlumlarını özellikle genişleterek söylüyorum, ilgilendiriyor ve beklentileri var. Onun için son cümle olarak söyleyeyim. Hem Türkiye'deki yardım kuruluşu kurumlarımıza, hem hükümetimize, hem de biz gönüllülere, Deniz Feneri gönüllüsü olur, Diyanet Vakfı gönüllüsü olur, başka gönüllü, başka kuruluşların gönüllüleri olur. Bize de görev düşüyor. Yani oradaki atan her kalp bizi ilgilendirmeli. Bizim atan kalbimiz çünkü onları ilgilendiriyor. Bunu umursuyorlar, önemsiyorlar. Onun için inşallah biz devamlı proje geliştirmek, proje üretmek zorundayız. Oradaki kardeşlerimizi aklımızdan bir an bile çıkartmama durumundayız. İnşallah. Zaten son bir cümle de Murat Bey'den alalım. Zaten tamamlayayım. Cümlemi bitireyim. Görüyoruz ki o bölgelerde özellikle böl, parçala ve yut politikası üretiyor, geliştiriyor. Buna da inşallah set olabilme açısından, zırh olabilme açısından bizim çok çok projeleri geliştirmemiz lazım. İnşallah. Ne diyorsunuz? Son, evet, birkaç, son cümle. Birkaç cümle söyleyecek olursak. Birincisi Deniz Fener'e bağışçılarına teşekkür ediyoruz. Yani bizler bizzat yerinde gittik, gördük. Bu destekler sayesinde orada birçok insan mutlu oldu. Dualarını aldık. Allah onlardan razı olsun. Desteklerini bu noktada artırarak inşallah aynen devam ettirirler. Bir ikincisi de kendi ailem adına, yani eşim Tülay Hanım'a ve çocuklarıma teşekkür ediyoruz. Yani tüm İslam çalışmalarımızda bizi destekledikleri ve desteklerini sürdürdükleri için bu noktada buradan da teşekkür etmek istiyorum yani. Ben de teşekkür edeyim. Sonra evde kızarlar. Murat etti, sen niye etmedin diye. Ben de gerçekten evet, aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizi Kerkük'te, Irak'ta temsil ettiğiniz için, eşinizden, çocuklarınızdan ayrı bir bayram geçirdiğiniz için, ailenize huzur, çocuklarınıza, eşinize, sizlere hayırlı uzun ömürler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Nice yıllar inşallah bu güzel hizmetlerin içinde. Sizler, bizler, hepimiz bulunuruz. Ömrümüzün sonuna kadar bulunuruz bu duayla. Bu temennilerle misafirlerimize teşekkür ederken programımızın sonuna geldik. Haftalık faaliyet raporumuzu izleyerek sizlerden, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.